Dört Köşe Futbol'dan herkese merhaba. Derbi haftasındayız. Derbi haftasındayız. Derbiyi konuşacağız. Önemli bir maç. Coşkuluyuz. Coşkuluyuz. Heyecanlıyız. Fenerbahçe 21 yıldır kaybetmiyor. Evet, 21 oldu mu ya? Oldu. Eksik bir söylüyor olabilirim yani. Fazlası var ama azı yok. 99-2000 yılında Galatasaray'a son yendi diye hatırlıyorum. Tamam. Aynen. 90 Marsu'yu atmıştı falan, girmeyelim oralara. Evet. Önemli bir maç. Ve Fenerbahçe için çok kritik bir mücadele. Kaybetmesi halinde yarıştan iyice kopacak. Yani tamamen şampiyonluk yarışından yani bence kopacak diyebiliriz. De, beraberlikte de kopacak. Beraberlikte de kopabilir ama yenilirse şampiyonluktan kopmasının yanında bir de deprem olacak. Evet. De, yani birçok şey konuşulacak vesaire. Nasıl bir maç bizi bekliyor? Önce bir maçın havasıyla başlayalım. Sonra diğer detaylarına da gireriz. Nasıl yani, bir maç bizi bekliyor? Tanıdığım bir Galatasaraylı abim şey dedi bununla ilgili. Dedi ki beraberlik olursa Ersun Yanal gider. Galatasaray kazanırsa Ali Koç da gider dedi. Ali Koç'la beraber gider. Evet. Ali Koç da gider. Herkes gider dedi yani. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun? Sence bu kadar şimdi sarsar mı? Sarsar. Onu anlatırım da bir şey söyleyeceğim, aklıma geldi. Senin şu iddiadan bir konuşalım. Videonun başında hazır bir sürü insanı yakalamışken senin şu meşhur iddiana bir girelim. Sen bir iddiaya girdin. Fenerbahçe Galatasaray maçıyla ilgili. Nedir bu iddia? Sen anlat. Ben de dalga geçeyim. Bu iddia şu. Bir Fenerbahçeli arkadaşımla şöyle bir iddiaya girdim. Galatasaray maçı kazanır ya da maç berabere biterse Fenerbahçeli arkadaşım haftanın ilk iş günü bütün günü ofiste Fenerbahçe Galatasaray formasıyla geçirecek. Tamam. Galatasaray yenilirse de ben Fenerbahçe forması giyeceğim. Ama ayrıca ben şöyle de iddiayı büyüttüm. Bir sonraki. Dedim ki eğer dedim Galatasaray yenilirse bir sonraki videomuzda da bu Fenerbahçe formasını giyeceğim ve Fenerbahçe formasıyla yayın programa katılacağım. Peki. Ve Fenerbahçe'yi Fenerbahçe gazetecisi gibi mi, yorumcusu gibi mi takılacaksın yoksa? Yani şöyle ben nasıl olacak yani? Bu konuda biz hiç saklamadık. Biz ikimiz de Galatasaraylıyız. Evet. Ama yapabildiğimiz kadar. Ben hakemlik yapıyorken biraz sakladım. Yani yapabildiğimiz kadar şey yapmaya çalışıyoruz. Bunu sen de biliyorsun. Evet. Objektif bakmaya çalışıyoruz bazı meselelere. Evet. Tabii ki bizim de taraftarlığımızın baskın olduğu yerler oluyordur. Evet. Ama bunu bilerek yapmıyoruz. Amigoluk yapmamaya çalışıyoruz. Biraz daha bir Galatasaraylı'nın belki objektif olabileceği kadar objektif olmaya çalışıyoruz. Evet. Dolayısıyla ben o gün de objektif olacağım. Yalnız bu arada iddianın bir noktası var. Onu söylemem lazım. Hı. Şu şartı koştum. Eğer sonucu etkili Fenerbahçe lehine sonucu etkilediği kesin bir hakem hatası herkes tarafından kabul edilirse formayı giymeyeceğim. Bir şey olabilir mi? Olabilir, olabilir. Beşiktaşlı bir arkadaşımıza hakem yaptık bununla ilgili. Tamam, o zaman olur. Ve kriterler şunlar. O karar verecek. Taç falan değil arkadaşlar. Mızıkçılık yapmayacağız yani. Ya Miray'a da sorabiliriz. O da şey yapar. Penaltı. Verilen verilmeyen penaltı. Evet. Yanlış. Offside'den atılan gol. Şimdi varla zor ama bizim hakemler deneyebilir bunu. Bu tip şeyler yani direkt sonucu etkileyen, kırmızı kart verilmeyen, direkt sonucu etkileyen bu tip pozisyonlarda bu iddia geçersiz kalacak. Tamam, olmamış. Neyse. Şimdi o zaman biz maça dönelim. Ama bir şey söyleyeceğim. Olmamış. Eğer böyle bir şey konmazsa ben bu iddiaya girmem. Peki. Çünkü neden girmem? Anlatayım. Anlatma. Video gitti. Onu bana anlat. Bu videoda anlat demedin mi? Şaka yaptım. Tamam, bir önceki anlat. Videoda bu videoda konuşuruz diyorsun. Bu videoda da bana anlat diyorsun. Anlat hadi. Tamam, anlat. Şimdi şöyle bir durum var. Hemen, Galatasaray yaklaşık olarak 20 senedir yenilmiyor Fenerbahçe'ye. Kadıköy'de yenemiyor daha doğrusu. Beşiktaş sanırım 15 sene. Evet. Trabzon 18-19 civarı. Ha, oraya giriyorum. Ulan ne güzel bağladın. İşte senin yüzünden evet, bağlayamadım. Evet, yo, bağladım. Şimdi 19 yıl oldu galiba Trabzon'un da. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Ben biraz baktım dünyada bunun bir örneği var mı diye. Yani bir ligde şampiyonluktaki en güçlü 3 rakibine ortalama 15-20 yıl sahasında hiç yenilmemiş bir takım yok arkadaşlar.
Yani bu Türkiye'ye özgü bir fenomen. Şimdi bu nasıl oluyor diye düşündüm. Bir böyle maçlara baktım. Nasıl olduğu çok net. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Bu maçı Galatasaray kazandı diyelim. Bundan sonraki 10 yılda da Galatasaray Fener'i Kadıköy'de belki bir kere yenecek. Belki iki kere yenecek. Zaten oranlar böyle. Yani Fenerbahçe'de her Ali Sami'ye geldiğinde maç kazanmıyor. Tabii. Evet, Fenerbahçe Trabzon'a gittiğinde maç kazanmıyor. Yani burada zaten arada kazanılabilecek deplasman takımı tarafından bir iki maç var. Şimdi bu bir iki maçta da hakemler hep aman ben bir daha Fenerbahçe maçı yönetemem. Aman Fenerbahçe lehine hata yaparsam hakemliğim biter korkusuyla aleyhine. Evet. Biraz çekinerek maç yönetiyorlar. Yani bunun en yakın örnekleri bu sene Fener Beşiktaş maçında biliyorsunuz Beşiktaş'ın 3 penaltısı verilmedi. Kimisi 2 diyor ama bence net 3 penaltısı verilmedi Beşiktaş'ın. Geçen sene Fener Galatasaray 1-0 öndeyken Kadıköy'de maçın sonlarına doğru yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe'nin attığı golde foul vardı. Öncesinde foul. VAR'da çok net gözüküyordu bu. Ve buna benzer örnekli VAR'a çok gören gol gördü. Evet. Bu çok örnek var. Dolayısıyla yani şunu demiyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Hakemler olmasaydı Galatasaray Kadıköy'de her maçı kazanır. Hayır, böyle bir şey yok. Zaten atıyorum bu 20 yılda Galatasaray'ın kazanacağı maç sayısı 5. 5'ti. Max. Maksimum. Tabii tabii. Ama şimdi insan ister istemez şunu düşünüyor. Geçen sene Fenerbahçe ligin büyük kısmını düşme potasında geçirdi. Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşadı. Kadıköy'de maç kaldı. Ama Kadıköy'de hiçbir büyük maç, hatta Anadolu takımlarına karşı, daha güçsüz takımlara karşı maçlar kaybetti. Ama hiçbir derbiyi kaybetmedi. Evet. Keza ondan önceki yılda böyle. Dolayısıyla ne yazık ki bir süredir Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe maçları iki ihtimalli maçlar oluyor aslında. Şuna da baktım. Son 10 maçta 6 beraberlik 4 Fenerbahçe galibiyeti var. Yani büyük ihtimalle istatistikler bize bu maçın berabere biteceğini gösteriyor. Evet. Ama ben Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyordum. Lemina sakatlanana kadar. Lemina sakatlanana kadar. Sen konuyu madem Lemina'ya getirdik, hakem faktörünü iddiaya bu yüzden soktun. Evet, bu yüzden. Bu anlattığın hikaye yüzünden. Peki, katılıyorum sana bu arada da bir daha ben de aynı şeyleri tekrarlamayacağım. Şimdi Fenerbahçe'de önemli bir eksik var. Gustavo. Galatasaray'da önemli bir eksik var. Lemina. Bence Lemina'nın eksikliği Gustavo'nun Fenerbahçe'ye olan etkisinden daha büyük Galatasaray için. %100. Çünkü Galatasaray'ın özellikle ikinci yarıdaki oyununda, oyun planında Lemina'nın çok önemli bir yeri var. Yani oyun başlangıcında da Galatasaray'ın kurduğu oyunda ve devamında savunmada da diğer oyuncuların yerleşimi vesaire falan Lemina'nın önemli bir katkısı var ve sürekli de yükselen bir form grafiği vardı. Lemina'yı kaybetti Galatasaray. 3-4 maç oynayamayacak diye bugün haber geldi. Evet. Kim oynar? Ben nasıl öncelikle bir kadro olacak? Lemina'nın yerini kim doldurabilir? Ya da Fatih Terim Leminalı o oynadığı oyundan vaz mı geçecek? Başka bir şey mi göreceğiz? Ne diyorsun? Şimdi öncelikle şeyi söyleyeyim. Ben bu sakatlık çıktıktan sonra hemen tabii merak ettim. Sakatlığı biraz inceledim. Bu bacağın arkasında baldırda ve şu üst baldırda hamstring denilen bir kas var. Oh yeah. Bu kastaki bir stain diye geçiyor bu. Bir hasar. Bunun 3 derecesi var. 3. derecesi zaten bayağı bir ciddi sakatlık. Yani sezonu kapama gibi. Birincisi daha böyle 5-6 gün idman yapamadığınız ama sonrasında buz tedavisi vesaire sonrasında yavaş yavaş takıma döndüğünüz bir süreç. Lemina'nınki tam 2 numara. Yani 2. derece. Ortada. Evet. Ortada ama acaba hani yazı tura atarsın para bir yan gelir bir tarafa düşer. Ne tarafa yakın? Yani ne kadar ciddi bilemiyoruz. Evet. Ama benim kişisel kanaatim Lemina'nın minimum bir ay maçlara çıkamayacağı.
Yani 4 hafta. 3-4 hafta dediler. İyi zaten. Senaryo, evet, iyi evet. Senaryo şöyle hesap ediliyor. Şimdi Fener maçına kadar bir hafta geçecek. Sonra Gençler Birliği maçına kadar bir hafta geçecek. O üçüncü maça belki çıkar deniyor. Ama benim tahminim tekrar idmanlara başlaması, tekrar form tutması, takıma ısınması bir ayı bulur. Yani 3 maç kaçırır gibi düşünüyorum ben. Peki nasıl olacak kadro? Kim oynayacak Lemina'nın yerine? Şimdi Gustavo oynamaz. O Fenerbahçe'de. Gustavo olsaydı Gustavo oynadı. O Fenerbahçe'nin oyuncusu ve cezalı. Şimdi şöyle abi, bir futbol, şey söyledin. Bak top yuvarlak. 11-11. Evet. İki farklı takım. Evet. Evet. Şimdi buraya aşağı bir kötü espri uyarısı şey yapabiliyor muyuz? Koyabiliyor muyuz? Hayır yapamayız. Çünkü burayı sen bugün 10 saniye ileri sersinler. Şimdi bana fıkrayı anlattırma. Sorulu çünkü. Hayır, o burada espri, cevap verecek kimse yok. O bir esprim var, onu yapacağım. Şimdi şöyle Gustavo mu daha çok etkiler? Gustavo'nun yokluğu mu? Lemina'nın yokluğu mu Fener'e evet. Galatasaray'a etkiler dedim. Şimdi Fenerbahçe'nin şöyle bir şansı var. Fenerbahçe'de o pozisyonda oynayan... Kaleci hariç herkes ölüyor. Yani aynen. Aynen yani Ozan oynar orada. Ceylson oynar. Efendime söyleyeyim Tolga oynar. Ya orada bir sürü var. Emre vardı. Gerçi o da sakat. Onu söylemeyi unuttum. Orası kalabalık Fenerbahçe'nin. Galatasaray'da ise sadece Lemina var. Evet. Yani o bölgede oynayan... O bölgede... Donk var ama... Şöyle yani o bölgede oynayıp o görevi yapabilecek sadece Lemina var. Çünkü Lemina'nın çok kritik bir görevi var aslında. Serinin oyuncu özellikleri nedeniyle tek ön libero oynuyor. Yani Galatasaray'da tek ön libero var ve tek ön libero oynuyor. Seri ise ona destek olan daha oyunun kurulum yönünde. Lemina'nın yıprattıklarını toplayan. Evet onları toplayan. Takımın oyun hızını arttıran, pas hızını arttıran bir görevi var Lemina'nın, Seri'nin. Ve Seri daha önce biliyorsun 6 numara oynadı ve çok kötü oynadı. Evet. Dolayısıyla ben Galatasaray bunu nasıl çözecek? Şu anda emin değilim. Tamam. Klasik bir takım senaryolar var. İlk akla gelen Donk'u stoperden orta sahaya çekmek ve Ahmet'i oraya almak. Yani bunun iki tane kötü etkisi olacak. Birincisi orada oturmuş bir defans var sonuçta. Donk orada başarılı. Ahmet'i koyuyorsunuz. Bu hem sizi defansif olarak etkileyecek bir şey. Ahmet hataya çok açık. Hem de hücuma çıkarken çok kötü toplar atan bir oyuncu. Evet. Yani orada Fenerbahçe gibi diyorsun aslında. Yani yani Fenerbahçe gibi sürekli pres yapan bir takıma karşı Ahmet'in böyle isabetsiz şişirdiği toplar geri döner. Donk da birebir Lemina'nın karşılığı değil. Daha ağır. Daha tekniği daha zayıf. Tamam pas yapabiliyor ama top sürme özelliği hiç yok. Dikine çıkabilecek. Yani dikine çıkabilecek bir futbolcu değil. Dolayısıyla riskli. Ben de emin değilim bu arada. Onu biraz daha maç yaklaşınca belki de tahminde bulunacağız. Belki hemen derbi öncesi bir yayın daha yaparız. Belki. Orada konuşuruz. Peki sana tek soru, tek cevap. Ayrıntı yapmana gerek yok. Zor. Fenerbahçe kazanmaya mı çıkacak, kaybetmeye mi çıkacak? Kaybetmemeye mi çıkacak? Özür dilerim. Yani şimdi mantık Fenerbahçe'nin kazanmaya çıkması gerektiğini söylüyor. Cevap? Ama Ersun Yeral'dan emin değilim. Yani, ben cevap veriyorum kaybetmemeye çıkacak. Yani şimdi bu tamam. Geçen sene de böyle oldu. Ondan önceki sene de böyle oldu. Ama o zaman Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiası yoktu. Şimdi bu sene Fenerbahçe'nin tek çaresi kazanmak. Ersun Yanal kendine düşünerek ne olursa olsun yenilmeyeyim. Belki beraberlikte de Fenerbahçe'de kalırım diye düşünür mü? Bence pek öyle olmadığını o da farkında. Bence Fenerbahçe düşünüyorum gene de kazanmak isteyecektir. Peki. Aynı soruyu çeviriyorum. Fatih Terim, Galatasaray. Kazanmaya mı çıkacak, kaybetmemeye mi çıkacak? Fatih Terim kazanmaya çıkar. Zaten Galatasaray beraberliğe çıkarsa bence bu maçı kaybeder. Bence Fatih Terim ve takım kazanmaya çıkacak. Ama bunun sonucu beraberlik de olabilir. Ve beraberlik de hiç kötü bir senaryo değil Galatasaray için. Evet. Çünkü Fenerbahçe ile 4 puanlık farkı koruyor olacak. Diğer büyük takımlarla arası açılmayacak. Çünkü biliyorsunuz haftanın tek derbisi bu değil. Bir de Beşiktaş-Trabzonspor derbisi var. Orada da Sergen maçı kazanmak isteyecektir. Dolayısıyla bence kopmayacaktır. Yani beraberlik
Son soru. Galatasaray'ı bozmaz. Son soru. Kapatalım derbi tarafını istersen. Var mı söyleyeceğin yani? Bakalım. Sen hani bir varsa, sor. Son o zaman öyle bakarız. Son soru. İddiaya girdin biliyorum. Ama her geçen gün gelişmeler oluyor. Sen iddiaya girdiğinde Lemina sakat değildi. Değil, vesaire. Evet. Sence kim kazanır bu maçı? Zor soru bu. Şu anda zor soru. Bence bu maçın gene en büyük ihtimali Lemina'nın çıkışından sonra en büyük ihtimal beraberlik. Beraberliği sormuyorum. At beraberliği. Tamam. Önce, biri kazanacaksa kim kazanır? Önce beraberlik, sonra Galatasaray, sonra Fenerbahçe diyorum bu sefer. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin bu maçı kazanabileceğini düşünmüyorum. Beraberlik benim de en büyük ama işte şöyle, yani Fenerbahçe'nin favori. Çok güçlü bir kadrosu var. Fiziksel olarak çok güçlü, evet, bir kadrosu var. Eğer Ersun Yanal doğru seçimler derbi yaparsa derbi sonrası bir yayın yapıyormuşuz. Maç 5-0. Şimdi biz kehanet yapmıyoruz. Futbol bu. Biz... Ay, oldu mu oldu. 6 attılar bize. Yani. Çok güçlü bir takım fizik olarak. Galatasaray'da Lemina'nın girişiyle biraz fiziği zayıfladı. Hakem de böyle biraz tekme tokat. Hakeme hiç girmiyorum. İzin verirse. Tamam. Yani böyle karambole. Orada Fener bir böyle döve döve 3 puan alabilir ki bence tek ihtimalle bu. Evet. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olun. Beğenin. Paylaşın. Bir şeyler yapın işte. YouTube'u bizden daha iyi biliyorsunuz. Bizi yalnız bırakmayın. Görüşürüz. Thank you.